Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün 31 Mayıs 2019 Cuma. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Kars'a gitmek üzere 120 yolcusuyla tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkan turistik Doğu Ekspresi treni Erzincan'a geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin ilk seferini yapan ve Kars'a gitmek üzere 120 yolcusuyla tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkan turistik Doğu Ekspresi treni Erzincan'a geldi. Erzincan, tren garına ulaşan yolcular garda Erzincan Belediyesi Mehteran takımı tarafından karşılandı. Yolcular Mehter takımının seslendirdiği eserleri cep telefonlarıyla kaydetti. Trenle gelen misafirlere Erzincan tulum peyniri, bal, leblebi hediye edildi. Yolcular tercih ettikleri gezi programını seçerek kentin tarihi turistik yerlerini gezdiler. Erzincan Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Hep yapmış olduğu açıklamada turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferinde Erzincan'da misafirleri ağırladıkları için memnun olduklarını söyledi. Buyurun müdür. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla Ulaştırma Altyapı Bakanlığımızın ortak çalışması sonucu bugün ilki gerçekleştirilen turistik Doğu Ekspresi treni Erzincan'da karşılamanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Trenimizin diğer Doğu Ekspresi treninden farkı güzergah üzerinde molalar veriyor olması. Bu molalardan ilki Erzincan İliç'te oldu. Şimdi molaların ikincisi olan Erzincan merkezdeki molayı gerçekleştireceğiz. Toplamda Erzincan'da yaklaşık 6 saatlik bir duraklama yapıyor turistik Doğu Ekspresimiz. Bizim buradaki amacımız Erzincan'ımızın doğal güzelliklerini misafirlerimize tanıtmak, göstermek, turizmde Erzincan olarak biz de varız diyebilmek, bunun ilk adımlarını atmanın heyecanını yaşıyoruz. Mikrofonlarımızı uzattığımız yolcular ise turistik Doğu Ekspresi'nin güzel düşünülmüş bir proje olduğunu dile getirdiler. Vallahi giriş çok güzel, karşılama muhteşem. Her şey çok güzel. Bir de Mehteran takımı milli duygularımızı da doğruğa çıkardı. Çok güzel. Vallahi Mehter takımı da çaldığı zaman duygularım çok yükseklerdi. Kendimi zor tutuyorum. Nasıl? Ağlamamak için. Çok Erzincan'ı mutluyum. Nasıl buldunuz? Erzincan'a ilk gelişim. Biraz daha gezince daha iyi fikirlerim olacak. Daha önce geçmiştik. Evet, geçtik ama. Yani şehri gezmiyoruz, bilmiyoruz. Sadece istasyonunu biliyoruz. Evet. Daha önce de geçtik. Aynı şekilde bir turla gelmiştik. Evet. Ama vakit olsa keşke içeriye bir dolaşabilsek. Merak ediyorum şehrin nasıl olduğunu. Ankara'dan geldik. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Henüz Erzincan'ı gezme şansımız olmadı. Şimdi daha yeniydik trende. Evet. Dolaşacağız, servisler bekliyor. Doğru. Ama şu an için güzel. Karşılamayı nasıl buldunuz? Çok gelirken güzel. Güzergah nasıldı? Gelirken İliç'te, Kemaliye'ye evet. Falan uğradık. Her biri birbirinden güzel yerler. Evet. İlgi de güzel. Yani şu an için çok güzel geçti şu ana kadar. Umarım öyle devam eder. Oldu, teşekkür ederim. Erzincan, daha önce İliç'e gittik. Evet. Çok güzel, kanyon, diğer bölgeler olsun. Muhteşemdi, iyi ki gelmiş diyoruz. Güzergahlar nasıldı, beğendiniz? Güzergahlar üzerinde hani durulduğu için uzun süredir. Yani çok memnun oldum. Gittiğinizde Erzincan'la ilgili neler söylemek istersiniz? Yani herkesin görmesi gereken bir yer. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Tren Erzincan'da yaklaşık 3 saatlik molanın ardından Erzurum'a hareket etti. Sayın seyirciler, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu iftar programı bu Ramazan ayında da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ramazan ayında gerçekleştirilen geleneksel toplu iftar yemeğine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Yapılan dualar eşliğinde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, bu mübarek günde yaptığımız ibadetlerin kabulünü Rabbimden niyaz ediyorum dedi. Özellikle siz değerli konuklarımıza şahsım ve meclis üyelerim adına hoş geldiniz diyor, saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. Bu mübarek günde yaptığınız ibadetlerin kabulünü Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah yarın idrak edeceğimiz Kadir Gecesi ve bayramımızı şimdiden en içten duygularımla tebrik eder. Bu vesileyle huzur, barış, sevgi dolu yeni Ramazanlara kavuşmak dileğiyle katılımlarınızdan dolayı hepinizi ayrı ayrı teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ise bu sofra sadece iftar sofrası değil, birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, manevi duyguların güçlendiği bir kardeşlik sofrasıdır dedi. Manevi hazır ve lezzetli zirveye ulaştığı Ramazan ayının sonlarına yaklaşmış bulunmaktayız. Umuyorum ki bu yıl bir yıldan önceki daha fazla yardımlaşmanın, dayanışmanın şerbetin ve merhametin ence gemiye büründüğü bir yıl olmuştur. Bu sofra sadece iftar sofrası değil, birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, manevi duyguların güçlendiği bir kardeşlik sofrasıdır. Bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla ve sıhhatle erişmeyi diliyor. Tüm konuklarımıza davetimize icabet ettikleri için çok teşekkür ediyor. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise yapmış olduğu konuşmasında bu mübarek günde, bu güzel akşamda iftarda bir araya geldik. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum dedi. Hepinize hoş geldiniz diyor. Hayırlı iftarlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Programda son olarak konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar programı ile bir araya gelmenin mutluluğu içerisinde olduğuna vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ticaret Sanayi Odası geçtiğimiz 3 yıl içerisinde efendim öncelikle üst üste yaşadığımız ekonomik daralmalarda üyelerinin biraz daha rahatlayabilmeleri için elindeki bütün kaynaklarını can suyu olarak teminat yaptı. Yaklaşık benim şahit olduğum 35 milyon civarında bir paranın Erzincan ekonomisine dönmesini sağladı. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri kocaman bir takdiri hak ettiler. Bu 3 yıl içerisinde başkanı oldu. Çevre yolunun üzerinde bir inşaat yükselmeye başladı. Haberiniz var mı? Bilmiyorum ama yılda 1500 düvenin Erzincan hayvancılığına katılacağı bir düve merkezi projesi yaptı ve uygulamaya geçirdi Ticaret Sanayi Odası. Bu 3 yılın içerisinde başka ne oldu? Üçüncü olarak da günlük 45 ton sütün işleneceği bir mandıra tesisinin kurulmasında ön ayak oldu Ticaret Sanayi Odası. Bu da makineler inmeye başladı. Biz Ramazan'a ayranı yetiştiririz diyorduk ama bazı gecikmeler oldu. Herhalde Temmuz'da ayranlarımız artık ticaret sanayi odamızın da öncülüğünde katkılarıyla kurulan mandıradan almış olacağız. Başka ne yaptı ticaret sanayi odası? Pazarlık halindeyiz başkanıyla. Bizim Ram'ın yerini vereceğiz ama bize bir kız meslek sesi yaparsa, sözleşme aşamasındayız. Eğitime de bir şekilde katkıda bulunmuş olacak ticaret sanayi odası. Başka ne yapıyor? Yukarıda bir BESİ İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz Şule Hanım herhalde proje ihalesi neticelenmek üzere. Bunun kurulması çok özellikle kanuni süreçlerden dolayı, 6 aylık askı sürelerinden dolayı vesaire uzun sürdü. Fakat kendine düşen kısmını bir an önce yaptı, bitirdi. Başka ne yaptı? Altıncı olarak sayıyorum arkadaşlar. 3 yıl önce koca bir sıfır saymıştım ya. Altıncı olarak da ekşi suda saatte 850 metreküp, 55 metreküp havaya salınan karbondioksit gazının sıvılaştırılarak ekonomiye kazandırılması tesisini de yine bizimle beraber kurmak için canla başla çalışıyor.
Ben Ticaret Sanayi Odası'nın Meclis Başkanı'na, Yönetim Kurulu Başkanı'na ve üyelerine huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rahmetin, bereketin, bağışlanmanın ve mağfiretin sağanak sağanak yağdığı bu güzel Ramazan akşamında da bizleri bir araya getirdiği için, sofralarını, gönüllerini paylaştıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum efendim. Programın sonunda 50 yıldan fazladır Erzincan'da ticari hayatını sürdüren ve oda üyesi olan Nedim İnce, Kadir Akar, Alaaddin Kesik ve Salih Çınar'a Etso tarafından hatıra olarak saat hediye edildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, Anadolu'da bir dünya üniversitesi olarak yeni dönemde 4 yeni fakülte daha bünyemize katılacak dedi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, Anadolu'da bir dünya üniversitesi olarak yeni dönemde 4 yeni fakülte daha bünyemize katılacak dedi. Rektör Levent açıklamasında üniversite ve müracaatı yapılan yeni fakülteler hakkında bilgiler verdi. Basın mensubu arkadaşlarım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak 13. mezuniyet törenine bu sene imza atmış bulunuyoruz. 2006'da açılan, 2006'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak hizmete giren, Erzincan Üniversitesi olarak hizmete giren üniversitemiz bu yıl itibariyle 2018-19 öğretim yılı itibariyle lisans 2417 öğrenci, ön lisans 1440 öğrenci olmak üzere 3857 öğrencinin mezun etmiş bulunmaktadır. Bunu gururla söyleyebiliriz. Üniversitemizin genel durumunu bir göz atacak olursak, akademik personel sayısı 64'ü profesör, 85'i doçent olmak üzere öğretim görevlisi 1008 adet bulunmakta. İdari personeli de toplam 527 adet bulunmaktadır. 11 tane fakültesi, 3 tane enstitü ve 13 tane meslek yüksekokulu olmak üzere birçok alanda eğitim veren üniversitemiz bu sene itibariyle 2019 yılı itibariyle yani yaz okulu açacak birçok birim bulunmaktadır. Yani tıp fakültesi ve diş hekimliği hariç Adalet Meslek Yüksekokulu, bu soruyu insanlar merak ettiği için söylüyorum, Adalet Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, Eğitim, Fen Edebiyat, Hukuk Fakültesi, İktisat, İlahiyat, Mühendislik ve Meslek Yüksekokulları yaz okulları açmaktadır. Ancak öğrencilerimizin yakındığı bütünleme sınavları 2019-2020 eğitim öğretim yılında bütünleme sınavları da yapılacağını buradan müjdelemek istiyorum. Ama bütünleme sınavının yanında yaz okulları da devam edecek. Hem bütünleme sınavı olacak hem de yaz okulları hayatiyete devam edecektir. Üniversitemiz biraz evvel söylediğimiz gibi 11 tane fakülteyle hizmete devam etmekte, ancak 4 tane yeni fakülte müracaatımız YÖK'e göndermiş bulunuyoruz bu sene itibariyle. Bunlar Açık Öğretim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi olmak üzere 4 tane yeni fakülte müracaatımız var. Bunların haricinde Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nun da fakülteye dönüştürülmesi için müracaatlarımızı yaptık. Onların da fakülteye dönüştürülmesiyle beraber 5-6 tane daha fakülteye kavuşmuş olacak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi.
Önümüzdeki 2019-2020 akademik yılında yeni öğrenci almaya başlayacak bir takım programlarımızda bulunmakta. Bunlardan İliş Dursun Yıldırım Meslek Yüksek Okulu'nda elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı programı, Çaylı Meslek Yüksek Okulu Laboratuvar Veteriner Sağlığı Bölümü programı, Kemaliye Hacı Alakın Meslek Yüksek Okulu Sağlık Bilgi Sistemleri Teknolojisi önümüzdeki sene yeni öğrenci almaya başlayacaktır. Bunu da buradan bildirmek isterim. Bunun haricinde kampüsümüzde peyzaj çalışmaları devam etmektedir. Yeşil bir il olan ilimizde, Erzincan ilinde yakışır bir şekilde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin daha yeşil bir alan olması için bu alana bu yıl yaklaşık 3500 adet ağaç henüz dikmiş bulunuyoruz. Ve üniversitenin arkasında bulunan dağlık araziye de 10.000 ağaç dikilecek. Orman Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla girişimlerimiz olumlu sonuç verdi. Üniversite Yalnız Bağ yerleşkesinin arka tarafına 10.000 ağaç daha dikilecek. Onu da buradan bildirmek isterim. Sayın seyirciler, Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin Kadir Gecesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayarak Kadir Gecesi'nin önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Ya ve ahirette mutlu olmamız için göndermiştir. Kur'an'da bizim önümüze serdiği emir ve yasaklar tamamen Allah'la Azze ve Celle kulluk ilişkimizde dikkat etmemiz gereken kodları bize öğretmektedir. Kur'an-ı Azimüşşan Ramazan ayında indirilmiştir. Ramazan ayı ki içinde Kur'an inmiştir. O Kur'an ki insanlara hakkı batıldan ayırt etmenin yollarını öğretir ve onları Allah'a giden yolda kılavuzluk eder ifadesi Kur'an'daki bu ayet-i kerime bize Kur'an'ın değerini ve önemini anlatmaktadır. Bize düşen Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrenmek ve anlamak. Elbette Kur'an'ın indirildiği geceyi de unutmamak lazım. Kur'an-ı Azimüşşan Kadir Gecesi indirildi buyuruyor Allah-u Teala tarafından. Öyle anlatılıyor. Kadir Gecesi içerisinde Kadir Gecesi'nin bulunmadığı 1000 aydan daha hayırlıdır. Yani bunu hesapladığımız zaman bu yaklaşık 83 yıllık bir ömre tekabül etmektedir. Değerli kardeşlerim, buradan anlıyoruz ki Cenab-ı Allah kullarından vazgeçmiyor. Kulları için göndermiş olduğu muazzam kitabı indirdiği geceyi rahmet ve bereket gecesi olarak ilan etmiş, fecre kadar esenlik olarak zikretmiştir. Bize düşen o geceyi değerlendirmektir. Bu gece inşallah Tez Baba Camimizde özel programlarımız olacak. Teravih namazından sonra tesbihatlarımız olacak, zikirlerimiz olacak, teheccüd namazımız olacak, dualarımız olacak, sohbetlerimiz olacaktır. Kadın, erkek, genç, yaşlı bütün kardeşlerimizi programlarımızda bekliyoruz. Şimdiden kandiliniz mübarek olsun. Cenab-ı Rabbül Alemin siz değerli kardeşlerime, aile bireylerimize, milletimize, devletimize, ümmeti Muhammed'e ve insanlığa hayırlara vesile kılsın inşallah. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu Erzincan'da köylerde yaşayan kadınlar Ramazan ayında sıcak havaya rağmen fasulye ve pancar tarlalarında çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu Erzincan'da köylerde yaşayan kadınlar Ramazan ayında sıcak havaya rağmen fasulye ve pancar tarlalarında çalışarak aile bütçelerine katkı sağlamaya devam ediyorlar. Erzincan merkezde ve köylerde oturan ve yevmiye ile çalışarak aile ekonomisine destek olmak isteyen kadınlar Ramazan ayında da pancar tarlalarında çapa yapıyor. Sabah saat 5-6 gibi tarlaya giden kadınlar güneşin en dik olduğu öğlen saatlerinde ağaç gölgelerinde dinlenip güneşin etkisi azalınca tarlalarda çapa ile otları temizleyip pancar teklemesi olarak bilinen yöntemle sık ekim yapılan yerlerde verimin arttırılması için pancar sayısını azaltıyorlar. İza olun, hele hilal olmayın da.
Tarlada çalışan kadınlar zorlandıklarını ancak aile bütçelerine katkı sağlamak istediklerini söylediler. Toparla dedi ki işte robot sanayi sıcak. Çalışıyoruz. Sayın seyirciler, Erzincan Şeker Camisi'nde her hafta üzerinde güzel sözler yazan şeker kutuları cami cemaatine dağıtılıyor. Erzincan Şeker Camisi'nde her hafta üzerinde güzel sözler yazan şeker kutuları cami cemaatine dağıtılıyor. Şeker Camii imamı Ömer Özen yapılan uygulama hakkında bilgiler verdi. Adımız Şeker Camii olduğu için arzu ettik ki cumalarda bayram olduğu için her bayram nasıl bir eve ziyarete gittiğimizde bize şeker ikram ediliyorsa, cumalarda bayram vesilesiyle biz de gelen camimize teşrif eden, misafir olan cemaatimize şeker ikram edelim dedik. Ve bu fikirle ortaya çıktık. Sonra bu fikri birazcık daha geliştirelim dedik. Sonra şekerlerimizi kutulara koyduk. Kutulara koyduktan sonra biraz daha geliştirelim. Daha sonra dedik ki her hafta o haftaya özel bir güzel bir söz hazırlayalım ve bu sözü cemaatimiz hem kendisi okusun hem evinde ailesiyle birlikte okusun, çocuklarıyla okusun, arkadaşlarına ikram etsin. Bu şekilde bir çalışmamız oldu. Güzel sonuçlar aldık, güzel karşılıklar aldık. İnşallah devam ettirmeye de çalışacağız. Her cuma Şeker Camisi'ne inşallah sizleri bekliyoruz. Buyurun, gelin. Sayın seyirciler, İHA İnsani Yardım Vakfı Erzincan İl Temsilcisi Alaaddin Önerli basın açıklaması yaptı. İHA İnsani Yardım Vakfı Erzincan İl Temsilcisi Alaaddin Önel, Dünya Kudüs Günü Tevhid bilincinin ve İbrahim'i bilincinin uyandırılması günü hakkında basın açıklamasında bulundu. Cuma namazı sonrası cami kebir bahçesinde yapılan basın açıklamasına Memur Sen Erzincan İl Temsilcisi Nebi Gül, Sağlık Sen İl Temsilcisi Halil İbrahim İçoğlu ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Önel yapmış olduğu basın açıklamasında yeni bir dünya Kudüs günündeyiz. Siyonist katil İsrail olan nefretimizi ve Mescid-i Aksa'ya olan bağlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan etmek için buradayız dedi. Dünya Müslümanlarının gafletten uyanarak üzerlerinde oynanan tüm oyunları deşifre etmesi ve bu oyunları vahdet ve birlik içerisinde bozma amacıyla ilan edilmiştir. Kudüs günü mustazafların müstekbirlere karşı, işgal altındaki İslam beldelerinin işgalci emperyalistlere karşı, İzzet ve şerefin zillet ve esarete karşı olan direnişine ışık tutması ve yol göstermesi amacıyla ilan edilmiştir. Dünya Kudüs günü tevhid bilincinin, İbrahim'i bilincin uyandırılması günüdür. Katil İsrail'in uluslararası sularda Gazze Özgürlük Filosu'na düzenlediği saldırının üzerinden 9 yıl geçti. 10 kardeşimiz şehit oldu. Onlarcasının yaralandığı, alıkonulduğu, işkence edildiği, mağdur edildiği Mavi Marmara saldırısının da 9. yıl dönümündeyiz. 71 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan tüm kararlara rağmen Filistin'e, Gazze'ye uygulanan abluka, ambargo her geçen gün ağırlaşmaktadır. Bölgede havadan ve karadan uygulanan ambargo artık denizden de tel örgülerle uygulanmaktadır. Filistin, İsrail'in uyguladığı zalim baskı ve ablukaya adeta açık bir cezaevi şeklinde direnmektedir. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına almaktadır. Mücadelemiz Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir. Nitekim ilk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan İsrail'in işgal altındadır. Siyonist İsrail Devleti ve ABD Kudüs'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi karar alırsa alsın
Kudüs İslam'ındır, Müslümanlarındır. Tüm Filistin ve Kudüs sevdaları olarak bu sevdayı savunmaya devam edeceğiz. Bundan 9 yıl önce yola çıkan Mavi Marmara, İslam dünyasına ve ezilen tüm halklara umut olmuştur. İnsanlığın ortak vicdanı haline gelmiş, olan bu umudu canlı tutmak hepimizin görevidir. 1,5 milyarlık ey Müslüman halk, Allah için artık zalimlere lanetlemeyi bırakın. Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de, Arakan'da, Yemen'de, Suriye'de ve zulmün olduğu her yerde duruşunuzu netleştirin. Gayretinizi artırın. Bu uğurda mücadele edin. Bu ülkelerin mazlumları, gençleri sokaklarda tek tek katlediliyor. Son olarak herkese sesleniyoruz. Tüm dünyadaki Müslümanlar tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve Türkiye, İsrail'le olan bütün anlaşmalarını iptal etmeli, bütün ilişkilerini kesmelidir. İsrail'in hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalıdır. Türkiye'yi uluslararası mekanizmaları ve herkese harekete geçirmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Bugünlerde medyada Suudi Arabistan'da aralarında tanınmış İslam alimlerinin Salman el-Adven'in de yer aldığı 3 İslam aliminin Ramazan'dan sonra idam edileceği yer almaktadır. Suudi Arabistan'ın Ramazan'dan sonra bazı alimleri idam edeceği iddialarına ilişkin tüm dünyada ilim ehline yapılan zulüm ve haksızlıklara karşı çıktığımız gibi Suudi Arabistan'ın İslam alimlerine karşı ortaya koyduğu bu pervasız tutuma karşı da şiddetle karşı duruyoruz. Tüm Müslümanlara gerekli tepkileri vermeye davet ediyoruz. Bir ilim adamı hangi toplumdan çıkarsa çıksın, o tüm insanlığın değeridir. Bu sebeple bu alimlerin idam edilecek olması sadece Suudi Arabistan'ı ilgilendiren bir konu değildir. Tüm Müslümanları, hatta insanlığı ilgilendirmektedir. Tüm ümmeti ve insanlığı diriltecek, onları yeniden cehaletin karanlığından aydınlığa çıkaracak olan alimlere sahip çıkamayan bir ümmetin yeniden dirilmesi, ayağa kalkması imkansızdır. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bugün Amerika'nın, İngiltere'nin, katil İsrail'in Orta Doğu'daki projesini uygulayan aktörlerdir. Bu aktörleri tanımamız, onlara yuh dememiz lazım. Bütün Müslümanların uyanıp onlara uşaklık eden bu aktörleri aslında dışlamamız lazım. Bu vesileyle tüm şehitlerimize, Mavi Marmara şehitlerine bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Rabbim cennetinde bizleri onlarla buluştursun diyoruz. Allah razı olsun. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.